Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çiçek buketi ismini de verebilirsiniz arkadaşlar. Çiçek sepeti çiçeklerden oluştuğu için çiçek tepesi de uygun olur arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz çok güzel, çok zarif bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar Tığ battığımızın içine sık iğne ile yeni başlarken aynı şekilde bu şekilde başlıyoruz. 4 zincirimi çektim buradaki arkadaşlar aradan kapattım bir zincir çektim hemen yandaki tığ battıya girip 1 2 3 4 zincir bu bir zincir çekip geçtiğim aradan kapattım kirpiğimi tekrar arkadaşlar sayalım 10 tane kirpik vermemiz gerekiyor arası 4 6 8 10 Evet 10 tane yeterli arkadaşlar hemen buradaki yandaki tığ battıya sık iğne ile girdim. Vereceğimiz arayı verdik arkadaşlar. Bu şekilde aramızı verdikten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 5 Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine bu şekilde bu 5 zincirimi kapattım. 6 zincir 6 zincirimi çektim. Döndüm ve buradaki yapmış olduğum 5 zincirin en dibine kapattım bu şekilde bir zincir çekerek dönüyorum ve yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde bir geçiş yaptım buraya arkadaşlar şimdi 13 zincir çekerek 3 tane dal yapacağız 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11 12 ve 13 13 zincirimi çektim arkadaşlar. Kapatıyorum yuvada bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi tekrar buraya ikinci yuva olarak kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Üçüncü yuvamı da arkadaşlar kapattım bu şekilde. Buraya üç tane dal yaptım. Şimdi aşağı meyil etmemesi için yuvamın buraya da iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Üç dalı yaptıktan sonra iki tane de sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve yandaki tığ diye hemen sık iğne ile girdim. 1 2 3 4 zincir. Bakın arkadaşlar tığ battıya değil de hemen bu şekilde aradan girince kirpiklerimiz daha güzel, daha muntazam duruyor bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir zincir, sık iğne ile yandaki tığ battıya gir. 1 2 3 4 zincir. Yine arkadaşlar zincirimin arasına giriyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki hemen tığ battıya geçiş yaptım. 1 2 3 ve 4 zincir. Hemen bu aradan tığ battıya değil, çektiğim bir zincirin arasından kapatıyorum. Tekrar arkadaşlar bir zincirle geçiş yapıyorum diğer tığ battıma. Bu şekilde arkadaşlar vereceğimiz arayı verdikten sonra tekrar bu yeşil yuvayı kuracağız. Bu kirpiklerden 10 tane yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar yeşil yuvayı kuracağız. Bir şimdi şu çiçeklerimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane de mor renkten yapalım. Morlu sarılığımız olsun. İlk yuvanın içinden yaptığımız bu ilk yeşil dalın içinden arkadaşlar sık iğne ile ipimi tığıma tutturdum bu şekilde 7 tane zincir çekiyorum buraya 1 2 3 4 5 6 ve 7 kapatıyorum buraya kirpiğimi arkadaşlar bu birinci kirpiğim tekrar 7 zincir kapatıyorum buradaki kirpiğimi Bu da üçüncü kirpiğim. Evet arkadaşlar bu şekilde buraya 3 tane kirpiğimizi yaptık. 7'şer zincir çekerek araya da 7 zincir çekiyorum arkadaşlar. 7 zincirimi buradaki ikinci dalımın arasından girerek kapattım. Yine 7 zincirli 3 tane kirpik yapacağız. 7 zincir dalımıza sık iğne ile kirpiğimizi kapattık. 7 zincir kapatıyorum. Bu ikinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü kirpik olarak kapattım. Tekrar 7 zincir. 7 zincirimi bu şekilde üçüncü kirpiği geçiş köprüsü olarak kullanıyorum arkadaşlar. Yine buraya da 7 zincirli 3 kirpik yapıp mor rengimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bu birinci kirpiğimiz. 7 zincir. Bu ikinci kirpiğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir. Bu da üçüncü kirpiğimiz. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. İpimizi yanda değil de arkadaşlar arkada yakıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci rengimiz de sarı renk. Sarıdan vazgeçmiyoruz. Bu arada yaptığımız köprü olarak kullandığımız 7 zincirimizin içine sarı rengimizi sarı ipimizi sık iğne ile tutturduk ve buraya 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirim arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum buraya. 1, 2, 3, 4 5 6 ve 7 kapattım bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 ve 7 kapatıyorum arkadaşlar kirpik olarak. 3 tane kirpiği de buraya yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya 12 tane zincir çekeceğim. Çünkü arkadaşlar az çekildiği zaman şöyle bir gerginlik oluyor bu son çiçeğimizi yaparken. 12 zincir tam oluyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eğer ipiniz kalınsa 10 tane de çekebilirsiniz. Arka tarafından şu şekilde geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu 7 zinceli köprüme tutturdum. Yine buraya 7 zincir, kirpiklerimizin sayısına 7 zincirden çekiyoruz ve kapattık bu birinci kirpiğim. 5, 6 ve 7. Bu da ikinci 7 zincirli kirpi. 7 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de zincir çekip ipimi kopardım. Yine arkadaki iki ilmek alıp arkadaşlar bu şekilde arkaya çekip yakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi geldi son kirpiklerimizi yapmaya. Çektiğimiz bu 12 zincirli köprüden sık iğneyle girdik. Yine 7 zincir. 6 ve 7 7 zincirim arkadaşlar şunu şöyle ipimi altı alarak gidersek onu sağlamlaştırmış oluruz arkadaşlar sökülme gibi bir ihtimali olmaz birinci kirpim 3 4 5 6 ve 7 bu da ikinci kirpim arkadaşlar bu da üçüncü kirpik olarak 7 zincirimi çektim kapatıyorum arkadaşlar bir tane de zincir çekiyorum ipimi koparıyorum iplerimi yakıp dönüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi bu mor kısmı beraber yaptığımız biliyorsunuz bu şekilde şöyle tek tek yakından çiçeğimi göstereyim arkadaşlar modelimiz bu şekilde çiçek bahçesi gibi çiçek buketlerimiz var arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.